Halkın o temiz kişiliğini korumak önemli. Onu yazarlar da dile getirsinler, gazeteciler de dile getirsinler. Yani gerekirse hükümet de tedbir alsın. Anadolu'nun o bakir, tertemiz kişiliği muhafaza edilsin. Ya mesela Karadeniz'de diyor, kapatsana yavrum orayı. Ya da şu zımbırtıyı kapat. İnşallah. Mesela o Karadeniz dağları falan, akıl almaz güzel yerler orada. Oraya yok 5 yıldızlı oteller yapacağız bilmem ne. Kardeşim mahvolur orası ya. Alman turistler bilmem ne falan gelecek. Yani o toprakların bakirliği çok hayati. Mesela bazı yerler hiç ayak, insan ayağı değmemiş yani. Ne kadar güzel görünüş. Oraya kola kutuları atacaklar, bilmem ne yapacaklar, cinsiz sapığı geliyor, bilmem ahlaksızı da geliyor. Her çeşit adam gelecek. Para kazanıyoruz yani. Çok kötü bir iddia. Paran sen, değil mi? Helal yoldan kazanabileceğini biliyorsun. Niçin o işlere giriyorsun? Tamam, yani belki helal bir yol olarak görüyorsun ama oradaki insanların ruhunu yok etmiş oluyorsun. Mesela bizim Batman Taşköyü var. Dedemin, ben çocukluğumda giderdim. İşte o köy içinde, burası işte turistik belde haline getirelim bilmem ne. Ya kardeşim batırırsın o zaman. Köyün vasfı gider yani, köy o bakirliğiyle güzel. Mesela köyün bakir yönü de bir kısmına gitmiş. Çünkü eski yaşlılar falan gitmişler. Amcalar gitmiş, dedeler gitmiş. Çoğu vefat etmiş, bir kısmı taşınmış. Geçenlerde bir düğün yapıyorlar. Böyle Budicinli falan, ufak yeni yetme çocuklar falan var. Yani eski adap edep kalmamış. Anlaşılıyor oradaki üsluptan. O zaman köy öldü demektir. Köy sırf taş toprak değil ki. O Anadolu halkının o safi, tertemiz, çocuk ruhu gibi güzel karakteriyle orası süs buluyor. Benim aslan dayı vardı mesela, üstü başı böyle biraz eskice giyinirdi. O deri ustasıydı yani, deri, her şeyi yapıyordu deriden. Onun mesela bir efendiliği vardı, bir mütevaziliği vardı. Mamaş dayının bir mütevazili tatlılığı vardı. Yeni nesilde o yok. Halbuki bu hükümet politikası olarak yapılması gereken bir şey.